Sizlere babam açıkladı mı bilmiyorum ama Ali babamın teklifini kabul etti. Yani yuvasına geri döndü. İşte yine bir aradayız. Tıpkı eskisi gibi. Sen ne cesaretle bu eve geliyorsun? Naciye. Burası onun da evi. Bu odadaki herkes kadar onun da burada oturmaya, yaşamaya hakkı var. Ayrıca Ali'ye ben ısrar ettim anne. Artık holdingde birlikte çalışacağız. Yani hepimiz onu artık daha sık göreceğiz. Bu yüzden hepiniz bu durumu bir an önce kabullenmeye çalışsanız iyi olur bence. Değil mi baba? Kaçtı. Benim niyeyse birdenbire yemeğe olan bütün iştahım kaçtı. Begüm, gidelim. Ali, hadi masaya geçelim. Ben kalmayacağım Gönül. Kimsenin rahatını kaçırmak istemem. İyi akşamlar. Delireceğim yemin ediyorum ya. Bu Gönül bu adamı buraya getirerek ne yapmaya çalışıyor arkadaş, ne? Sen ne yapıyorsun? Taksi çağırıyorum. Alo. Seyhanların evine bir araç gönderir misiniz? Teşekkürler. Begüm. Sana burada seninle kalmayacağımı söylemiştim. Taksi gelsin gideceğim. Bak tamam şöyle yapalım. Aynı odada kalmayalım. Sana bir oda ayarlayalım olur mu? Ya da ben başka odada kalırım ama... Yalvarırım gitme bugün. Lütfen. Ali canını sıkma. Böyle olacağını düşünemedim. Hep benim yüzümden. Can sıkacak bir şey yok. Bütün bu olanlardan sonra sevgiyle karşılamanı beklemiyordum zaten beni. Ben abimle Begüm'ü kastetmiştim. Yani boşanmaktan vazgeçtiler ama Begüm'ün eve bu kadar çabuk döneceğini düşünememiştim. İkinizden de bana oynadığınız oyundan da nefret ediyorum. Ya ikiniz benim hayatımı mahvettiniz ya. Bana yaşatmadığınız hayatı ben de size yaşatmayacağım. Tamam. Tamam bir sakin ol. Nerede kalmak istiyorsan kal tamam mı? Ama bana bak. Yalvarırım müsaade et ben bırakayım seni ne olursun lütfen. Begüm. Begüm. Sarp nerede kızım? Erken yedi baba, odasında. Hı. Baba! Baba! Lanet olsun ya! Bak hisseleri verdin tamam ama rica edeceğim ya lütfen. Ben o adamı ailemin içinde, evimin içinde görmek istemiyorum ya! Ali istediği zaman bu eve gelecek Vedat, o kadar. Ya çıldıracağım arkadaş, ne yapmak istediğini görmüyor musunuz? Ne yapmak istediğini anlamıyor musunuz siz bu adamın ha? Bak niye birdenbire şirkete geri döndü? Niye birdenbire hisseleri aldı baba? Anlamıyor musun? Begüm benden ayrılmadı diye. Aklı sıra benden intikam alacak. Karımın peşinde o it! Ya da karın onun peşinde. Ne dedin lan sen? Sen ne diyorsun lan ha? Ay Vedat dur! Lan var ya! Ben bana şu saat elektrik senin! Vedat! Delirdin! Çekil! Yeter lan! Yeter! Birazcık huzur istiyorum ya! Azıcık huzur! Şu halinize bakın ya! Bu mu aile ha? Bu mu? Seyhanlı ailesi bu mu be? Benim tek istediğim şu aileyi tekrar bir arada görebilmek. Geberip gitmeden önce. Sana inanamıyorum ya. Kes! Fıra tafra yapma bana Gönül Hanım. Sen önce suçunun hesabını ver. Sen bunların olacağını bile bile o iti niye getiriyorsun Gönül Hanım buraya ha? Senin amacın ne amacın? Amacın ne senin? Vedat doğru söylüyor Gönül. Ne kadar düşüncesizsin. Ben mi düşüncesizim? Babam biraz olsun mutlu görmek istediğim için düşüncesiz mi oluyorum yani? Evet. Ben Ali'ye sizin gibi düşmanlık beslemiyorum doğru. Ama o ayrı konu. Babam ne kadar hasta hepiniz unutuyorsunuz. Belki son günlerini yaşıyor. Ona her an bir şey olabilir. Ama sizin tek derdiniz hisseler. Şirket. Begüm Hanım. Biraz saygılı olun ya. Babam Ali yanında istiyor. Açıkça söyledi. Neden susmuyorsunuz biraz? Neden sabretmiyorsunuz? Ne olur? Aynada kendine bakmaya bile dayanamıyorsun ha? Bir bak kendine. Hadi bak. Kendine bir bak. Bak ne kadar öfkelisin kendine. Ne yapacaksın Ali ha? Hı? Yine intikam mı? Ha? Yine aynı yola mı düşeceksin? Allah kahretsin bırak. Bırak ne halleri varsa görsünler. Biz burada iyiyiz. Ya girme şunların içine. Karışma benim işime Ferhat. Karışma. Sana Vedat'ın bana oynadığı oyunu anlattım. O herifin hayatı yalan. Ferhat. Bu herifin söylediği, annemle ilgili en ufak bir şey doğruysa bunu öğrenmek zorundayım. Anlıyor musun? Tekrar araştıralım Ferhat. En ufacık detayı bile. Eski defterleri karıştıralım diyorsun ya. Tamam. Sen ne yapacaksın? Ben biriyle konuşacağım. Haber vereyim sana. İrem hadi aç ya. Madem böyle oynamak istiyorsunuz, ben de sizinle aynı oyunu oynayacağım. Geçen gün emniyette bir adam vardı. Yani benim çıkışımı beklemiş. Aynı adamı birkaç kez ofisin oralarda da gördüm. Babammış güya. Ben senin babanım dedi. Derdin ne be adam? Derdin ne bunca yıldan sonra? Gönül, Gönül çıkıyor musun kızım? Çıkıyorum anne. Ha, nereye? Şirkete mi gideceksin, ofise mi? Şirkette olacağım bugün. Neden sordun? Hiç. Hadi hayırlı işler kızım. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Hayrola, ne oluyor? Vedat, Begüm'ü sakın tekrar bu eve getirme. Bak ikiniz için de cehenneme çeviririm burayı. Zaten ben bir şey yapmasam babam yapacak biliyorsun. Nazan! Dün akşamın hesabını sordurtma bana. Bu ev çok yakında birisi için cehenneme dönecek. O da sensin. Duydun mu beni? Vedat. Vedat rahat bırak kızı. Vallahi anne benim canıma minnet ya. Ona söyle bunu. Sabah sabah dikilmiş kapıma zebellah gibi bir de beni tehdit ediyor. Bak bak hareketlere bak. Begüm bu eve gelemezmiş. Sen kimsin kız? Niye geliyor ha? Sen onu anlat bir önce. Dün akşam konuşamadık. Ha? Begüm birdenbire neden boşanmaktan vazgeçti? Baban da bir şey söylemedi. Boşanmadı anne işte. Benden ayrılamadı. Karım evliliğimize bir şans daha verdi. 10 yıllık yuva. Öyle kolay kolay yıkılmıyor. Getirdiniz beni buraya ya. Yürü. Bırakın. Ben kötü bir şey yapmadım. Buraya. Sana verdiğim sözü tutmaya çalıştım ama... Gönül Seyhanlı yüzünden getirmedim seni buraya. Naciye Seyhanlı ile ilgili ne biliyorsun? Anlatmıştım ben sana. Ben onun şoförüydüm. Oğlumun öldüğü zamanlarda. İyi ya işte. Naciye Seyhanlı şoföründen nasıl çocuk yapar? Neden yapar? Pek öyle değil. Yani isteyerek. Aslında her şey o yetimhane yüzünden oldu. Ömer denilen çocuk yüzünden. Ömer hakkında ne biliyorsun? O çocuk hakkında ne biliyorsan tek tek anlatacaksın. Başla hadi. Hem sen Ömer'i biliyorsan diğer meseleden de haberdarsındır. Hani o yetimhanede bir çocuk öldü ya da öldürüldü. Senin bunda bilgin var mı? Susup durma adam! Ben mi konuşturayım seni? Ben yapmadım. Naciye istedi o çocuğun ortadan kaldırılmasını. Ben sadece işi yapan adamı buldum. Yetimhanede çalışıyordu. O öldürdü çocuğu. Ben de bu durumu kullandım. Nefsime yenildim. Gönül öyle oldu. Alo. Buyurun. Dursun Bey. Merhaba. Naciye Seyhanlı ben. Tanıdınız mı? Evet, tanıdım tabii Naciye Hanım. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Nasılsınız? Keşke hiç aramak zorunda kalmasaydım sizi ama... halledilmesi gereken bir mesele var. Hallederiz efendim. Emriniz nedir? Bir adamı bulmanızı istiyorum. İsmi... Celal Temiz. Tamam, buluruz. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Hemen halledersiniz değil mi? Hallederiz tabii. Çok teşekkür ederim. Yani senin anlayacağın... Naciye'nin yüzünden işlemediğim bir suçtan dolayı... yıllarca hapislerde yattım. O çocuğa kıyan adamı ortadan kaldırtıp suçu benim üzerime atmıştı. Hiçbir şey ispatlayamadım. Ne olur, beni bulaştırma ona. Ben fazlasıyla cezamı çektim. Şimdi beni iyi dinle. Konuşmadan kimsenin haberi olmayacak. Ve sen de Gönül'ü görmeye devam etmezsen başına hiçbir şey gelmeyecek. Duydun mu? Adem! Evine bırak. Ne yaptın? Öğrenebildin mi bir şeyler? Ferhat, Naciye Seyhan'ı sandığımızdan çok daha tehlikeli bir kadın. Bir çocuğun ölüm emrini verebilecek kadar tehlikeli. Ne diyorsun ha? Oğlum sen hala şaşırıyor musun onlara? Evlat diye psikopat bir manyak yetiştirmiş kadından her şey beklenir. Bir haber var mı yetimhanede? Yok, ortalarda bir şey yok. Nasıl yani, ne alaka? Sen yok ortada, iyi mi? Daha ne zaman bakmıştık biz ona? Her şey yerindeydi, şimdi yok, komple gitmiş. Ya, hiç şaşırmıyorum nedense. Vedat almıştır. Orası kesin. Yok mudur bunun bir yedeği bir yerlerde ya? Olabilir, bilmiyorum. Belki Gülderen'de de vardır. Ne dersin? Sen gidip bir sorsan. Tamam. Nazan, kızım ne yapıyorsun burada? Hiç. Ya yenge, bu oda benim olacak diye hayaller kuruyordum. Vedat Begüm'ü bu eve yeniden getirmekten bahsediyor. Ya benim ne duruma düştüğüm onun umurunda bile değil. Dert ettiğin şeye bak. Ben nelerle uğraşıyorum bir bilsen. Begüm bu eve gelse bile çok uzun süre kalamayacak. Merak etme sen. Öyle mi dersin? İnanayım mı? Ben verdiğim sözün arkasındayım. Bu işin sonunda sen bu evin gelini olacaksın. Bu evde bir tek sen bana destek oluyorsun yengeciğim. Teşekkür ederim. Abartma. Hadi. Ay Allah. Ne oldu? Geçenlerde gelinin mücevherlerini kasaya kaldırmıştım ya. Şimdi çıkarayım yerine koyayım. Gelir arar sorar muhatap bulamam onunla. Yenge sen niye uğraşıyorsun ki böyle bir şeyle ya? Bırak Allah aşkına gelsin o uğraşsın yapacaksa. Yok yok. Vedat'ın sinirini biliyorsun. Ben çıkarayım da. Ne oldu? Yok. Kasa bomboş. Allah Allah. Nereye gitmiş acaba? Ömer her kimsesiz çocuk gibi bırakılmıştı kapıma. Bir gece vakti karanlıkta çınlayan bir bebek ağlamasıyla. Onca yıl hiç anlamadım neden terk eder anneler bebeklerini. Nasıl kıyarlar? Ama çok sonra öğrendim ki o diğerleri gibi değildi. Annesi terk etmek için değil, korumak için vazgeçmişti evladından. Yetimhanede Ömer'in arkadaşı olan Ali'nin öldüğü o gece bir anne evladından neden vazgeçer, nasıl vazgeçer anladım. Sami Bey'in Ömer'i alıp giderken adını, onunla ilgili her şeyi yok etme çabasını da. Ali, beni dinlemen gerekiyor. Lütfen, önemli olabilir. Sakın bana bir şey söyleme Begüm. Söylemek istediğin hiçbir şey duymak istemiyorum. Tamam, bana öfkeli olabilirsin. Ben de sana öfkeliyim ama beni gerçekten dinlemen gerekiyor. Kocana döndün ya, yakında geçer öfken merak etme. Ömer? Gülen anne. Begüm nerede? Az önce buradaydı o da. Hadi çağır onu da gelsin. Elinizi yüzünüzü yıkayın da yemekhaneye inin bir an önce. Yemeğe yetişemezsiniz sonra. Yok. Sevgi, Sıdıka. Hay Allah. Ah. Ne bu hal? Ne oldu Naciye? Anne, ne oldu burada? Yok. Yok, gelinin mücevherleri ortada yok. Her tarafı aradım baktım. Yok, bulamıyorum. Ya buradadır canım. Nerede olacak? Ya geçen gün siz onları kasayı kaldırmadınız mı Naciye Hanım? Ha işte ben de onu diyorum ya ama baktım işte biri kasayı açmış bak bomboş. Hey! Sakın Vedat bir yere kaldırmış olmasın Naciye. Ha, evet Vedat almış olabilir. Vedat'ın mücevher falan düşündüğü mü var? Allah'ınızı severseniz hem böyle bir şey yapacak olsa mutlaka bana söylerdi. Nazan kızım sen arada bir bu odaya giriyorsun bir şey fark etmiş olabilir misin? Yok fark etmedim yenge ama dün gece Begüm gelmedi mi bu eve? Belki o almıştır. Olabilir. Olmaz öyle şey. Begüm öyle şey yapmaz. Doğru yapmaz. Ya hem alacak olsa eşyalar için geldiği gün alır götürdü her şeyi. Yani şimdi kızın günahını almayalım. Nereden biliyorsun Sıdıka abla? Begüm sinsidir diyorum. Bir bahaneyle bu eve gelip toplayıp götürmüştür her şeyi. İmkansız. Burada Begüm'den söz ediyoruz. İyi peki kim aldı o zaman? Yani Vedat Bey almaz. Niye alsın şimdi? Hay düşünüyorum. Begüm Hanım da hiç zannetmiyorum ki öyle olsun. Bu odaya kim girdi çıktı diye düşünüyorum şimdi. Son zamanlarda en çok ben seni gördüm Nazan burada ya. Belki sen almışsındır Sevgi. Ne? Yani bu odaya sen de girip çıkıyorsun öyle değil mi? E yengem o gün kasaya mücevherleri kaldırırken de buradaydın. Belki şifreyi görmüşsündür, olabilir. Sen ne ima ediyorsun ya? Ben bu odada temizlik yapıyorum. Tabii ki de gireceğim bu odaya. Terbiyesiz misin sen nereden? Kendine gel. Ya tövbe 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 tövbe. Alo. Ne yaptın? Öğrendin mi bir şey? Hayır. Begüm'ü sorup durdu sürekli güldüren anne. Sanki içine doldu, kötü bir şey oldu. Hadi ya. Şimdi ne yapıyoruz? Şirkete geçeceğim ben. Ha, okulda kararlısın yani. Ya Ferhat. Tamam ya, bir şey demedik. Sen ne yapacaksın? İrem'e uğrayacağım. Tamam peki, ararım ben seni. Tamam, konuşuruz. Telefonlarımı açmıyorsun. Çok kızdın bana, o yüzden böyle tavır yapıyorsun değil mi? Evet. Çok kızgınım ben sana. Zaten bütün gece nöbetteydim. Bir de o sinirle senin telefonunu açmak istemedim. Kendim biliyorum. Şimdi kırıcı bir şey söyleyeceğim, olmayacak. Beni anlayan bir tek sen varsın. Ben ne kadar büyük bir hata yaparsam yapayım bana yüzünü dönme ne olur. Ya saçmalama be. Deli. Ben senden yüz çevirmiyorum. Sen benim canım arkadaşımsın. Olur mu öyle şey? Ama en azından büyük bir hata yaptığını kabul ediyorsun. O bile bir şey. Değil mi? Ben hata falan yapmadım İrem. Tamam. Ali bana yardım etmek istedi. Vedat'ın başka türlü vazgeçmeyeceğini düşün. Bu yüzden anlaşmayı kabul et. Benim iyiliğim için. Ama bu yine de hoş bir şey değil ki. Yani düşünsene. Biri sana sormadan parayla özgürlüğünü satın alıyor. Ali de Vedat da bana alınıp satılacak bir eşyaymışım gibi davrandılar İrem. Ben artık bu oyunu oynamalarına izin vermeyeceğim. Vedat manyağın tek, onu ne yapacağız peki? Ben de kendi oyunumu oynayacağım. Oyun. Duruşma günü Vedat yine bir oyun oynamaya kalkmış Ali'ye, biliyor muydun bunu? Oyun mu? Ne oyunu? Yani tam bilmiyorum. Hani Ferhat bir şeylerden söz etti ama Ali'ye annesiyle ilgili bir takım şeyler göndermiş. Böyle notlar, paketler falan. Sonra da oyun oynayalım demiş. Sana karşılık Ali'ye annesiyle ilgili bir takım bilgiler vermeyi teklif etmiş. Ali de reddetmiş tabii. İrem sen ne diyorsun ya? Ya ben evde bir mektup buldum. Ali'ye bırakılmış. Kimden? Ali'nin annesinden. Emin ederim benim mücevherden falan haberim yoktu. Tamam Sevgi, anladık kızım. 100. defadır aynı şeyi söylüyorsun. Yani başımızda az dert vardı sanki. Bir hırsızlığımız eksikti Fazilet. Ama ben niye diye hırsızlık yapayım Naciye Hanım? Tamam kızım, anladım. Sevgiciğim, kimse seni suçlamıyor. Ağlama artık. Ama ne dedin? Duymadınız mı onun ne dediğini? Ay, tamam kızım. Biz seni tanımıyor muyuz, bilmiyor muyuz? Hadi artık sus. Sil gözyaşlarını. Ya Sevgi, ben de seni suçlamak için söylemedim ya. Yukarıda Nazan da bu odaya girip çıkıyor dedin. Ben de Sevgi de girip çıkıyor dedim. Bir şey mi dedim sanki? Sen ne iftiracı, yalancı bir kızsın ya. Sevgi. Sen nasıl suçsuz bir kadının üstüne böyle iftira atabiliyorsun? Sevgi, tamam. Tamam. Ayol, yapma. Ne oluyor bunun? Aa, tamam yeter artık canım, biraz sakin olun. Naciye Hanım. Biricik kızım. Mine'nin ölmüsünü göreyim. Vallahi billahi ekmeğe kurban çarpsın, ben öyle bir şey yapmadım. Ben o kasayı ellemedim. Kıyamam sana kızım. Tamam Sevgicim, tamam. Kızım, yavrum, madem bu kadar kendinden eminsin, niye yaygara koparıyorsun? Biraz sonra polisler gelir, suçluyu meydana çıkarırlar. İşte bu kadar. Çıksın, çünkü ben öyle bir şey yapmadım. Tamam, tamam. Hah, geldiler işte. Buyurun memur bey, buyurun. Şöyle geçin lütfen. Ali'ye vermek zorundasın bu mektubu. Yani içinde ne yazıyor bilmiyoruz ama Ali için çok önemli olabilir bu. Ya biliyorum, ben günlerdir zaten bunu vermek için çabalıyorum ama beni dinlemiyor ki, çok öfkeli. Ali'nin annesi yaşıyor olabilir mi Begüm? Ha? Ya Vedat yerini biliyorsa gerçekten? Ya Ali'ye annesi hakkında söyledikleri gerçekse? Ya yaşıyorsa kadın? He? Bilmiyorum İrem. Allah Allah, kim bu? Apartman görevlisi de saati değil herhalde. Bir saniye gelin. Ferhat? Ya nasıl bir uykudur bu, saatlerdir arıyorum açmıyorsun. Ha şey, biz de Begüm'le şey konuşuyorduk hani şu geçen... Neyi? Ali'yi sırtından bir kez daha nasıl bıçakladığını mı ha? Ferhat. Ne? Hayatını mahvettin lan adamı. Bir kez değil, 2 kez öldürdüm. Kime ne anlatıyorum ki ben? İrem, ben gidiyorum. Begüm. Tamam Begüm. Ya. Bir dur. Ya yapma Allah aşkına. İyi halt ettin Ferhat. Yalan mı? Hoş geldin. Hoş buldum. Geç kaldım biraz. Halletmem gereken işlerim vardı. Tamam. Önce babamın yanına mı uğrayalım yoksa bir tur atıp odanı mı göstereyim? Sana bırakıyorum. Tamam, gel. Toplantı bitmiştir. Teşekkür ederim herkese. O kalsın. Onu inceleyeceğim biraz daha. Tabii. Bütün projelerin hazırlıklarının dosyalarını bilgisayarınıza yükledim Ali Bey. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abimin projesi bu. Büyük bir sabırsızlıkla ihaleyi bekliyoruz. İhaleyle ilgili tüm dokümanları hemen yönlendiriyorum mailinize. Gerçi bütün hazırlıklarımız tamam. Vedat Bey ihaleyi alacağımıza kesin gözüyle bakıyor. Bu son yıllarda aldığımız en büyük iş olacak. Ayrıca Seyhanlı İnşaat'ın prestij projelerinden biri. Beğendin mi? Bir şey söylemek için biraz incelemem lazım. Daha kesin bir şey yok ortada. Oo. Bakıyorum da Ali Bey işbaşı yapmış. Güzel. Çalışın tabii, çalışın. Yalnız bir tavsiyem olacak. Hisselerini al, bir köşede otur. Benim işlerime burnunu sokma. Tamam? Tamam. Öyle yaparım. Bilgiler için çok teşekkür ederim. Yani her şey için teşekkür ederim. Verimli bir toplantı oldu. Görüyorum ki hemen işe başlamışsın Ali. Memnun oldum. Var mı gözüne çarpan bir şey? Müsaadenizle benim biraz çalışmam lazım. Seninle çalışmak için de sabırsızlanıyorum Vedat. Yalnız ondan önce biraz konuşmamız lazım. Yani ikinizle de konuşacağım. Odama gelir misin Ali? Hayır. Sen de bir 10 dakika sonra gel, tamam mı? Gönül, sen dur. Filiz sen çık, kapıyı da kapat. Ne oluyor yine? Asıl sana sormak lazım ne oluyor diye. Ha? Senin bu adamla aranda ne var kızım ha? Sen yazıyor musun kızım buna yoksa? Ne diyorsun sen abi? Gönül beni deli etme, ne dediğimi duydun. Bana bak, eğer böyle bir şey varsa Gönül Hanım, bu dünya yeniden kurulsa, direkt bu dünyayı, 2 dünya bir araya gelse, sen ne o? Gülerim ben buna. Anladın mı? Abi, eğer ben sana yardım etmeseydim Begüm bugün gitmiş olacaktı. Farkındasın değil mi? Belki onu bir daha hiç göremeyecektin. Bence sen biraz buna konsantre ol. Otur, gel. Ali, önce davetimi kabul edip şirkete geri döndüğün için sana teşekkür etmek istedim. Her ne kadar ben çağırdığım için gelmediğini bilsem de buraya niçin geldiğini biliyorum Ali. Begüm için geldim. Begüm'ün ve Vedat'ın canını yakmak için geldim. Şimdi şunu aklında tut, hiç unutma. Vedat ve sen benim oğlumsunuz. Beğensen de, beğenmesen de. İnsan hayatta maalesef babasını, kardeşlerini seçemiyor. Vay 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 vay. Baba oğul iş başında ha? Sizin bu halinize bayılıyorum ya ben. Siz böyle sırt sırta, omuz omuza verdiniz mi Seyhanlıları kimse yıkamaz vallahi. Otur Vedat. Oturalım. Bakın, birbirinizle omuz omuza, dayanışma içinde birlikte iş yapmayı öğrenmelisiniz artık. Ve bu işi de ben hayattayken yapacaksınız. Kafanıza sokacaksınız şunu. Siz aynı kandansınız. Kardeşsiniz. Ve aranızda ne dert varsa onu da bir an önce çözeceksiniz. Anlaşıldı mı? Merhaba Gönül. Merhaba Begüm. Seni görünce şaşırdım. Şirkete gelmezdin hiç. İnsan değişiyor bazen böyle değil mi? Merak etme ama çok kalmayacağım. Ali'ye bir şey verip gideceğim. Odasını çalışanlara mı sorayım sen gösterir misin yoksa? Ben gösteririm, seve seve. Evet Ali, eskiden şirketin inşaat işlerine sen bakıyordun. Nasıl buldun ihaleyi? Daha henüz inceleme fırsatım olmadı. Ama doğru bir yatırıma benzemiyor. Sen istersen benim işlerime bunu sokma ha? Yanılmıyorsam bu benim de işim artık. İhaleye girmeyelim. Daha zemin ödülü bile yok ortada. Altından ne çıkacak belli değil. Kumar oynamaktan başka bir şeye benzemiyor bu. Baba. Sürpriz bir ziyaretçiniz var. Oo, benim dünyalar güzeli karım gelmiş ya. Beni ziyarete gelmiş ha. Hoş geldin. Gel, gel şöyle otur. Ne ikram edeyim sana ha? Çay, kahve, soğuk bir şey? Yok, bir şey içmem sağ ol. Hoş geldin Begüm. Merhaba baba. Şaşırttın bizi. Biz seni şirkette görmeye pek alışkın değiliz. Aslında ben Ali'yi görmeye gelmiştim. Ona vermem gereken bir şey var mı? Keşke önceden bir haber verseydin yengeciğim. Bugün biraz yoğun bir gün olacak. O zaman akşam yemeğini belki bizimle yersin. Ne dersin Vedat? Evde mi yeriz akşam yemeğini? Sen istedikten sonra cehennemin dibinde bile yeriz. Sen ne dersin Gönül? Ben? Hani akşam bir şeyler yapalım diyordun ya. Başka bir günü erteleyelim, hep beraber bir aile yemeği yiyelim. Öyleyse program belli oldu. Akşam görüşmek üzere. Sakın Ali. Sakın beni Begüm'e karşı kullanmaya kalkma. Ali. Buraya gel. Burayı mı imzaladın? Evet burası. Bitti mi şimdi işim? Bitti şimdilik. Parmak izi örneklerini hemen laboratuvara gönderdim. Başlayalım sana. Kapılarda, pencerelerde bir zorlama izine rastlamadık. Alarm sisteminiz de varmış. Bu işi içeriden birinin yapmış olması kuvvetle muhtemel. Peki bir delil falan bulabildiniz mi? Henüz değil ama merak etmeyin, yakında öğreniriz. İyi. Benim de içim rahatladı biraz. Çalışanların katı temiz komiserim. Temiz olacak tabii. Dedim ben size ben yapmadım diye. Yıllardır ekmek yiyorum ben bu evden. Ölsem de böyle bir şey yapmam. Tamam Sevgi. Tamam sakin olun. Oğlum aldınız mı herkesin ifadesini? Aldık komiserim. İyi. Şu anda burada bulunmayanlar da yarın bir gün karakola uğrayıp ifadelerini versinler. Tamam komiser bey. Yalnız sizden ricam pek etrafta duyulmasın. Basının haberi olmasın. Hiç merak etmeyin. Ben arkadaşları duyuyorum. İyi günler. Sağ olun. Böyle olacağını, onların boşanmayacaklarını sana daha önce söylemiştim. Ama keşke yanılsaydım Ali. Seni bu halde görmektense yanılmayı tercih ederdim. Neden gittin Begüm'e göre? Neden bahsediyorsun anlamadım. Gönül. Begüm'e anlaşmayı senin söylediğini biliyorum ben. Kâr etme o yüzden. Seni o kadar uyarmama rağmen, böyle bir şeyin beni ne kadar yaralayacağını biliyor olmana rağmen, niye yaptın? Onu merak ediyorum ben. Ben istemedim Ali. Abim yalvardı, ağladı. Yine de git kendin anlat dedim ama Begüm'ün ona inanmayacağını söyledi. Ali, ben 10 yıldır onların evliliklerine, aşklarına tanık oldum. Abimin Begüm'ü ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Gerçi Begüm de bu durumdan hiç rahatsız gibi değildi. Ta ki sen gelene kadar. Ama Sana tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki sonucun böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim. Demek ki seni gerçekten sevmiyormuş. Ama anlamadığım bir şey... Beni neden sevmedin Ali? Gönül. Beni neden sevemiyorsun? Gönül, olmaz. Tamam biliyorum, aynı evde büyüdük. Ama artık anla Ali, sen benim abim değilsin. Aynı kandan değiliz, beni sevebilirsin. Ben senin abini sayıyorum. Ali, bak sen yetimhaneden alınmış bir çocuksun. Aramızda kan bağı yok, beni sevebilirsin. Dur. Sakin ol. Biz kardeşiz seninle. Ya baban, Sami Bey... ikimizin de babası sayılır. Nasıl bir oyun oynuyorsun bilmiyorum ama umarım sonu iyi biter Begüm Hanım. Niye öyle söylüyorsun Vedat? Sen yine bizim bir aile olmamızı istemiyor muydun? Bak yine hepimiz aynı masadayız. Menüde de eski hesaplar, can yakmalar, tatlı olarak da intikam var. Vedat! Amca, şerefimi, namusumu iki parçalayacaksın. Amca biz sakin ol, eline şu silahı konuşalım, burada olmaz. Amca! Amca! Lan! Ne yapıyorsun lan? Abi bırak! Bırak şimdi! Abi bırak! Amca! Abi bırak! Abi bırak! Silahı bırak! Geberteceğim sizi! Hadi bak. Babam! Abi bırak diyorum! Bırak Hamza! Bırak silahı! Bırak şunu! Baba! Amca Allah'ını seversen delirdin mi? Vedat! Amca bırak! Amca dur! Bırak! Baba! Amca! 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 Vedat oğlum ne bakıyorsun lan buraya? Tamam. Hamza. Alo. Bir ambulans lazım. Amcam yaralandı. Sevgi, Sıdıka abla. Anneme bir yardım edin. Geldim anne. Nuri, yengeme git. Nuri. Naciye Hanım, çok bir kötü durumu. Yoğun bakıma aldılar. Göstermiyorlar da. Bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yokmuş. Bugün evde mi görecektik? Sami Bey'le ilgilenin. Nasıl bakalım? Merak etmeyin. Benim yüzümden oldu anne. Benim yüzümden geldi bunlar başıma. Kal sen, kal. İyi misin? Baba merak etme, amcama bir şey olmayacak, tamam mı? Üzme kendini sen de. Baba gerekli kişilerle görüştük. Kaza olarak geçecek kayıtlara soruşturma açılmayacak. Sağ ol. Bana iftira attı, böyle çıktı işte acısı. Şişt, o nasıl laf öyle? Yalan mı abla ya? Bütün gün ağlattı beni. İşte şimdi o ağlıyor. Kızım o ayrı bu ayrı. Bak sakın ah etme ha. Sen dua et adam bir an önce kurtulsun. Abi üşütme orada. Üşüttüm zaten üşüteceğim kadar Nur ya. Adam sıkıyordu lan bize. Nasıl avradını ya. Şu hale bak başımıza gelmeyen kalmadı kardeşim. Vukuatsız anımız günümüz yok ya. Abi şimdi sırası değil ama bir de bu mücevher olayı var. Bugün polisler gelmişler abi. Ya abi tamam benim karım çok gevezedir, çok konuşur ama öyle bir şey yapmaz. Bilirsin sen bizi. Ya Nuri deli deli konuşma oğlum ya. Benim senden de sevgiden de şüphelendiğim yok bırak. Bu kızın arabası burada niye çıkmadı evde değil mi bu? Evde yok abi. Ali Bey bırakacakmış. Ali'sinin de ecdadının da. Alo Begüm. Geliyorum Vedat merak etme. Yok yok dur gelme. Yemek iptal. Biz dükkanı kapattık. Ne oldu bir şey mi oldu? Anlatırım sonra. Sonra görüşürüz tamam mı? Dikkat et kendine. Şansımın üstüne oturayım ben. Şansımın üstüne oturayım. Sağ ol Ali. İçeride kullanacak halim yoktu. Rica ederim. Gönül. Nuri, Gönül. Tanımıyorsundur belki. Kendisi yıllardır bizimle beraber, bize hizmet ediyor. Çok sadık, çok iyi bir insan. Ve enteresan olan ne biliyor musun? Ehliyeti var. Evet, ehliyeti var. Şu arkamda gördüğün arkadaşlar var ya, onlar da bizimle beraber. Hepsi lise mezunu, okumuş insanlar. Ve biliyor musun, onların da ehliyeti var. İçlerinde ralli şampiyonu olan bile var. Bilmem anlatabildim mi ne demek istediğimi? Biliyor musun seni çekecek halde değilim. Babam nerede? İçeride. Eyvallah. Gece gece zahmet oldu. Kardeşimizi getirdin. Şimdi yallah kendi çöplüğüne. Sami Bey'i görüp gideceğim. Dükkan kapalı. Maliye kızıyor biliyor musun? Geç saate kadar açık bırakamıyoruz. Hatırlat da ceketin şurasını yıkatalım. Benim birini görmem lazım. Gelirim sonra. Babacığım, sana limonlu su yapsana biraz için rahatlatır. İstemem kızım, hiçbir şey istemiyorum. Sağ ol, istemem. Bak gör amcam iyileşecek, kalkacak ayağa. Sen merak etme hiç. Koskoca Seyhanlıyız biz ya, öyle kolay kolay pes etmeyiz. Bak gör, nasıl abim kazadan sonra iyileşti, amcamla birkaç güne kendine gelir. Sen hiç merak etme. Bakma öyle doktorların ne dediğine filan. İnşallah kızım, inşallah. Hadi güzelim sen de. Git odana dinlen biraz bizi, annenle yalnız bırak. Ha bir de yengenle Nazan'a da bir bak. Onlar da yalnız kalmasın, hadi güzelim. Tamam. Sarp nasıl? İyi. Neyse ki bir şeyin farkında değil. Yakında fark eder. Taner, amcam gerçekten iyi mi? İyi değil Semiha. Doktorlar iyi konuşmuyor. Efeciğim. Günlerdir bundan korkuyordum işte ben de. Şükredelim diyeceğim, nesine şükredeceğiz? Sen ya da Vedat'ın başına bir şey gelebilirdi. Her an vurulabilirdiniz. Öte yandan adamcağız da yani başına gelenlere daha fazla dayanamadı. Allah'ım bu felaketler ne zaman bitecek? Felaket deyip durma Allah'ını seversen Naciye. Altın beni suçladığını da bilmiyor değilim. Hamza'nın başına gelenlerin sorumlusu kim biliyor musun? Sen, ben, karısı, kızı, hepimiz. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksın bana. Bu konuda Vedat ve Begüm ikisi de masum, ikisinde suç yok. Eğer Hamza şu anda hastanede ölümle pençeleşiyorsa bunun tek sorumlusu biziz Naciye. Biz. Ah. Ah. Aradığınız adamı bulduk Naciye Hanım. Celal'i. Tamam. Niye geldin? İyi değilim Begüm, girebilir miyim? Hayır, giremezsin. Begüm, bugün başıma gelmeyen şey kalmadı. Hastaneden geliyorum şimdi de. Amcamın durumu iyi değil. Girebilir miyim? Biraz konuşalım mı? Geç. Hoş geldin. Bir şeyler hazırlamıştım. Pilav alır mısın? Özür dilemeyecek misin? Bence konuşmaya baştan başla ve farklı bir cümle kur. Tamam. Kız zaten o gün her şeyi anlatmadığım için olup biteni. Anlaşmayı öğrendiği için... Ha, öğrendiği için. Hı. Gitti, kocasından boşanamayacağını söyledi. Ha? Bütün gerekçesi buydu hanımefendinin, öyle mi? Ali'ye kızmış, ha? Tamam, anlaşıldı. Senin anlayabileceğin bir şey değil demek ki. Zaten biz niye konuşuyoruz ki? Tabii canım. Biz bir şeyden anlamayız. Sizin içinizde fırtınalar kopar. Öfkelenirsiniz. Delirip yanlış kararlar alırsınız ve biz hiçbir şeyden anlamayız tabii. Aynen öyle. Ben Begüm'ü anlıyorum Ferhat. Onun yerine hangi kadın olsa aynı şey yapardı, ben de dahil. Ya bir kez de bizi anlasanız ha. Hı? Bir kez olsun bizi anlasanız. Biz de taş değiliz. Öküz hiç değiliz. Bizim de yüreğimiz var. Ha? Biz de acı çekeriz. Hem de öyle böyle değil. Anlamadığım bir insanla oturmanın da bir anlamı yok. Her şey birdenbire oldu işte. Yani o kurşun bana da babama da gelebilirdi ama amcama isabet etti. Benim hatam, biliyorum ya. Başından beri ben o Nazan'ı evden gönderme konusunda ısrarcı davransaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. Amcam da şimdi Adana'daki mutlu mesut hayatına devam ediyor olacaktı. İyi de sen bunu denedin, Nazan kabul etmedi. Ya işte ben de oraya gelmeye çalışıyorum. Kafayı yemiş bu Begüm, yemin ediyorum sana. Bir hayal dünyasında yaşıyor ki üf yani, ucu bucağı yok. Tutturmuş bir evlilik mevzusu, evleneceğim evleneceğim. Olmaz, yok öyle bir şey. Ben niye evleniyorum onunla? Vedat, niye bunları bana anlatıyorsun? Bunlar beni ilgilendirmiyor ki. Biliyorum. Umurumda olmadığını da biliyorum. Begüm bana yardım et. En azından amcam hastaneden çıkana kadar benimle kal, ne olursun. Bak hem o zaman Nazan bizim ayrılmayacağımıza da inanacak. Belki bu işten vazgeçecek. Yoksa her şey sarpa saracak Begüm. Bak başa döneceğiz yine. Amcam diyecek ki evleneceksin. Ben diyeceğim ki hayır. Nazan türlü türlü dolap, türlü türlü oyun çevirecek. Ondan sonra yine silahlar çıkacak ortaya. Vedat böyle saçma sapan bir nedenle eve döneceğimi düşünmüyorsun herhalde. Saçma mı? Adam ölüm döşeğinde diyorum Begüm. Saçma mı geliyor sana bu? Küçük masum bir oyun oynayacağız. Birileri daha zarar görmesin diye. Hepsi bu. Bak. Bana senden başka kimse yardım edemez, tamam mı? Senden başka çarem yok. Tutunacak dalım yok. Yardım edecek misin bana? Ali'nin annesi yaşıyor olabilir mi Begüm? Ha? Ya Vedat yerini biliyorsa gerçekten? Ya Ali'ye annesi hakkında söyledikleri gerçekse? Begüm. Tamam. Bir süre yanında olacağım. Tamam dedim Vedat. Tamam. Tamam. Sağ ol. Seninle konuşmam lazım Ali. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Of Ali of. Ne biçim çalıyorsun kapıyı? Haber de vermedin geleceğini. Ay, akıllı kaldı bende, kusura bakma. Gireyim mi? Gel. Sen nasıl Gönül'ün karşısına çıkarsın ha? Eceline mi susadın? Bu nasıl bir cesarettir? 20 yıl hapis yatmak yetmedi mi sana? Bak Naciye, bildiğin gibi değil. Hani yok olacaktın, ölecektin. Hani ne benim, ne kızımın etrafında, yakınında dahi olmayacaktın ha? Naciye bağırma, beni bir dinle. Bırak bir anlatayım sana ya. yemin ederim kötü bir niyetim yoktu. Daha ne kötü niyetinden bahsediyorsun ha? Ne yapacaksın? Bana yaptığın yetmedi mi? Bak, hiçbir şey bildiğin gibi değil. Her şey benim isteğim dışında gelişti. Ya yemin ediyorum kötü bir niyetim yoktu Naciye. Ben sadece kızımızı görmek istedim. Kızım diye söz etme ondan. Kızım deme Gönül'e. Kızım o benim Naciye, kızım. Öyle veya böyle. Babasıyım ben onun. Ne babalığı? Sen bir kıza mı babalık yapacaktın? Sen bir kadına yapılabilecek en büyük kötülüğü yaptın be. Seyhanlı olarak büyüttüm ben onu. Benim kızım bir Seyhanlı. Bir daha onun etrafında dolaşacak olursan... bu defa hapse falan tıktırmam seni. Bir daha onu rahatsız edecek olursan... yemin ederim ölümün benim elimden olur. Anladın mı beni? Seni öldürürüm Celal. Gönül. Siz nasıl insanlarsınız? Gönül. Gönül yavrum. Benim bacımla seninki değil mi bu? Ne oluyor lan baba? Beklemiyordun beni değil mi? İyi ki geldin. Aslında Ferhat'la programımız vardı bu akşam ama... tam bir fiyaskoydu. Vardı çağırdı gitti. Bana bak. Senle Ali yüzünden 2 günlük sevgilim benim de elimden gidecek. Duydun mu beni? Kusura bakma, özür dilerim. Ya yok, tamam boş ver. Şaka yaptım zaten. O kadar da değil. Zaten ben çözdüm onu. Böyle bir anda parlıyor. Sonra gelip geçiyor öfkesi. Unutur yarın. Ali gibi değil yani. Yani. Ali çok sinirlenmiş sana. Begüm, bak yanlış anlama ama çok yanlış bir oyun oynuyorsun. Sanki Vedat'a yeniden dönmüş gibi. Vedat'ın yanında durarak Ali'den intikam alamazsın. O da Gönül'ün etrafında dönmesine izin veriyor ama. Ya Allah aşkına ya, ne Gönül'ü? Yapma Begüm. Tamam, Gönül apaçık Ali'ye yazıyor olabilir ama Ali seni seviyor. Kızgınlığı geçecek. Hem... bir süre sonra ikiniz de daha sakin düşüneceksiniz. Daha sakin olacaksınız. Daha sakin davranacaksınız. Değil mi? Evet, yani Ali senin ondan boşanmadığın için sinirli. Sinirli ama aslında tam olarak o değil. Vedat seni tekrar o eve götürdü diye bu kadar sinirli. Sen de yangına körükle gidiyorsun ama şimdi. Haksız mıyım? Bir tek bu değil ki İrem. Yani Vedat Ali'nin annesiyle ilgili bir şey biliyor olabilir. Ben sırf bunun için bile olsa Vedat'a katlanmaya değer. Öyle mi? Sen Ali'yi seviyorsun değil mi? Çok seviyorsun. O da seni seviyor. Aşkınız tekrar sınanıyor olarak bakıyorsun. Begüm, eğer sen Ali'yi istiyorsan, gerçekten istiyorsan, bu oyunu oynamayı bırak. Git konuş Ali'yle. Anlat her şeyi bilir. Son bu kadar. Arkadaşım. Ağlamadan konuş, dediğin anlaşılmıyor. Ali ben çok kötüyüm. Yalvarırım buraya gel. Yalvarırım. Neredesin sen? Sakın ayrılma elinden. Geliyorum hemen. İlk duyduğumda perişan gariban bir adam bana babam olduğunu söylemişti. Şaşırmaktan çok korkmuştum. Kabus bile olsa dayanamazdım. O kadar korkunç gelmişti. Meğer gerçekmiş. Benim babam... Gönül. Ağlama artık yeter. Sen biliyordun. Senden saklamaya çalıştım ama başaramadım belli ki. Şimdi bir adım atıp bıraksam kendime, bir tek bunu istiyorum. Beni ben yapan her şeyimi yitirdim. Her şeyimi. Seyhanlı adını, babamı. Gönül Seyhanlı değilim artık. Başka biriyim. O kabus gerçekmiş. Gönül. Dayanamam ben buna. Dayanamam. Dayanacaksın. Dayanacaksın Gönül. Çok güçsüzüm ben Ali. Çok güçsüzüm. Şu halime bak. Küçük olduğum için bu haldesin. Yemin ederim delireceğim meraktan. Naciye, gelmiyor musun hastaneye? Fazilet, siz gidin ben sonra geleceğim. Nazan nerede, o gelmiyor mu sizinle? Ah yavrum, sabaha kadar ağladım. Sonra da uyuyakalmış. Ah canım, merak etme, biz ilgileniriz onunla. Sağ ol. Ay şimdi polisi niye karıştırıyorsunuz bu işe? Ben zaten bu hırsızlık meselesini de anlamış değilim. Şükür ki vukuat bitmiyor bizde. Bugün de bu şoförleri falan karakola götürüp parmak izi alacaklar. Tamam oğlum da polise niye haber veriyorsunuz? Ben ona kızıyorum. Ne yapsaydık Sami Bey? Giden az buz şey değil ki, mecburen polisi aradık. Giden gitmiş işte Naciye. Daha ne? Bir polisimiz mi eksikti burada yani? Gönül nerede? Gitti o. Çoktan gitti. İyi, aferin kızıma. En azından bu evde aklı başında biri var. Bak bakayım bana. Daha iyisin değil mi? Hadi toparlan artık. Geçecek, daha iyi olacaksın. Nereye bırakayım seni? Eve mi? Eve gitmek istemiyorum. Tamam. Nereye gidelim peki? Otele gitmek ister misin? Bir duş alırsın, kendine gelirsin. Hadi. Bunu babam öğrenmemeli. Abim de. Hiç kimse hiçbir şey bilmemeli. Tamam, kimse bir şey öğrenmeyecek. Sen söyle. Hadi toparlan. Hadi. Ne sorar şimdi bu polisler ya? Ya canım, iyi düşün. Senden başka odaya giren çıkan kimseyi görmedin mi? Şimdi ben polislere o odanın temizliğini karım yapıyor dediğimde... Ne diyeceksin Nuri? Sen de mi benden şüpheleniyorsun ya? Yok canım, olur mu öyle şey ya? Sen polislere ne de biliyor musun? Bizim evde bir tane Nazan vardı. O Nazan yapmış, yine yapacağım. Suçlu benim karım üstüne atmıştı. Canım söyleme şöyle. İyice üzerimize çekeceksin o manyağı. Nuri kadın bana iftira attı. Kadın bana hırsızlık yaptın dedi. Sen ne diyorsun şimdi ya? Allah aşkına. Ben bu evde çalışmıyor muyum? Benim parmak izim her yerde değil mi? Ne parmak iziymiş bu? Canım tamam. Ya yarın öbür gün gelip polisler benim koluma kelepçe takarlarsa ne yapacağız? Nuri ne yapacağız? Annen uyuyor demişti senin için. Biz de uyandırmadık. Nasılsın? Babam aklımdan çıkmıyor ki nasıl olayım. Burada ne yapıyorsun? Ya evde duramadım. Biraz çıkayım hava alayım dedim. Biliyorsun hastaneye gitsem de göstermiyorlar babam. Benim de biraz işlerim var. Sarp'ı alıp geleceğim. Aklıma ne geldi? Seni de götüreyim ha. Biraz değişiklik olur hava alırsın. Yok sağ ol ben kalayım evde. Peki sonra görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi yakalansaydım tam olurdu ya. Ay Allah, her adımımda batıyorum ben ya. Sevgi, ya acaba bunu zeytinyağlı mı yapsak ha? Nasıl etli yemek var evde? Hapishanede yemekleri kim yapıyor acaba? Yani öyle dizilerdeki gibi midir? Hani öyle bir tane kadın olur. Yanında da iki tane yancı. Yeni gelene böyle kötü davranırlar. Sen temizlik yap, yemekleri yap, tuvaletleri ol falan. Kızım sen ne diyorsun? Hapishane diyorum abla ya. Mapusta mı, demir parmaklık? Ha bir dur. Sen mi çaldın ki böyle dertleniyorsun? Hem polis kim yaptıysa bulur çıkartır. Ya bulur. Bütün oklar beni gösteriyor ama abla ya. Of yandım ben yandım. Sevgi sen ne bakıyorsun Nazan'a? Hakikaten abla ya. Ben çalmadım çünkü sonuçta bunu. Evet. Yani bana iftira atan Nazan. Madem iftirayı o attı. O düşünsün ne yapacağını yani. Doğru. Deli kız. Nazan. Ne cehennemde bu kız ya. Yatağı da dağınık bırakmış. Ya Begüm Hanım'ın saati değil mi bu? Gördüğüme bak ya. Ben biliyordum senin aldığını. Ben biliyordum. Ben senin kokona tükürmezsem. Görsen şimdi. Nasılsın? Daha iyi oldun değil mi? İyi değilim. Gönül. Geçecek hepsi. Üstesinden geleceksin, yanında olacağım ben senin. Nasıl olacak Ali'm? Babamın yüzüne bakmaya cesaretim yok. Sanki bakışlarımdan kız olmadığımı anlayacakmış gibi geliyor. Yıllardır beni de onu da kandırdı annem. Gönül. Gönül, dün geceden beri öldüm meraktan. Telefonu da açmıyorsun. Benim canıma kastın mı var senin? Bir de senin telefonlarına cevap mı verecektim ben? Sen hangi yüzle benim karşıma çıkıyorsun? Sen nasıl bir kadınsın ya? Gönül, çıkıp dışarıda konuşalım. Ha? Bak her şeyi anlatacağım sana. Bırak beni. Her şeyi duydum ben anne. Her şeyi. Yalanlarla üstünü örtüp inkar edebileceğim bir şey değil bu. Gönül kızım. Sakın. Sakın bana kızım deme. Senin yüzünü görmeye dayanamıyorum. Senin sesini duymaya dayanamıyorum. Anlıyor musun? Gönül bak. Beni de kendini de mahvetmene izin verme. Ya sen babamla evliyken başkasıyla yatıp... Gönül. Tamam sakin ol. Naciye Hanım. Karışma sen. Bu kızımla benim aramda bir mesele. Ben senin kızın değilim artık. Madem babamı kaybettim, sen hiç yoksun gözümden. Gönül! Ailemi vuracak yeni bir silah geçti eline. Biliyorum. Hiç çekinmeden çekersin o tetiği. Hepimizin mahvolmasını istiyorsun. Naciye Hanım, gider misin? Ben de senin varlığına tahammül edemiyorum. İzin vermeyeceğim. Duydun mu beni? Ailemi dağıtmana izin vermeyeceğim. Sen böyle kalacaksın. Bütün nefretini sana kustu değil mi? Özür dilerim. Ya saçmalama. Sen iyi ol da boş ver beni. Gelme bu şirkete. Gelecek halde değilim zaten. Gönül. Sakın bir delilik yapayım falan deme. Hatta otelden çıkma bugün hiç. Tamam mı? Dinlen birazcık. Ben de bir ortalığa bakayım. Ne oluyor, ne bitiyor. Sonra gelirim buraya tekrar. Tamam, sen git, beni merak etme. Tamam. Anne, sen kendi sesini mi duymak istiyorsun? Ya ben kendi sesimi duyup ne yapayım Allah aşkına Mine ya? İyi ki teknolojiden anlamıyorum ya, sen de anneni aptal yerine koyuyorsun. E ne yapmak istiyorsun o zaman? Bak şimdi. Biz seni böyle konuşuyoruz ya karşılıklı. Evet. Aynen böyle ben biriyle konuşacağım. Konuştuklarımı bir bir kaydetsin istiyorum. O düğme nerede? Ha tamam o zaman. Ha. Buraya basılı tutuyorsun açılıyor. Dur ben bir deneyeyim. Dur. Şimdi buraya. Sen Ali'yi seviyorsun değil mi? Çok seviyorsun. O da seni seviyor. Aşkınız tekrar sınanıyor olarak bakıyorsun. Begüm, eğer sen Ali'yi istiyorsan, gerçekten istiyorsan, oyun oynamayı bırak. Git konuş Ali'yle, anlat her şeyi bilir. Vedat, sen kimsin? Kim olduğumu öyle hemen söylemeyeyim. Şok olursun sonra. Niye kaçıyorsun hemen? Kaçmıyorum Sevgi, odama gideceğim. Dur. Hele bir dur, konuşacaklarımız var seninle. Ay Sevgi, üzüldüm diyorum sana. Yani böyle olmasını istemezdim. Ama doğruyu da söyledim. Sen girmiyor musun o odaya? Ben o odaya işimi yapmak için gidiyorum Nazan. Hizmetçilik yapmak için giriyorum. Ekmek param için giriyorum. Hırsızlık için değil. Ay tamam ya, tamam. Söylemez olaydım ya. Ay ne güzel dünya ya. Hem kadına suç at. Ondan sonra da pişmanım de. Nasıl olacak o iş? Sevgi, senin anlayışın mı kıt? Tamam diyorum, bitti, kapat konuyu. Kıt değil. Biliyorum. Ne biliyorsun? Ah Nazan, sen beni sattın. Hem de ben seni satmamışken. Ne demek şimdi o? Ne satması? Ben gördüm seni abi. Ne gördün? Açtın kasayı. Ne var ne yoksa topladın. Koydun çantaya, çıktın gittin. Saçmalama Sevgi. Blöf yapıyorsun. Nazan. Benim elimde büyük bir kanıt var. Ben boşu konuşmuyorum şu an. Bir akıllı uslu ol. Bir itiraf et. Bir söyle gerçeği ya. Kızım bir söylesene. Gözümle gördüm diyorum sana Nazan. Ya ben gidip söyleyecek olsam o gün Naciye Hanım'a sen iftira attığında gidip söylemez miydim? Bana bari gerçeği söyle. Ay sıkıldım. Gidip söyleyeceğim her şeyi. Sevgi. Ya Sevgi, gel buraya gel. Of Sevgi ya. Ya yaptım bir hata. Ay. Utanmadı mı kız? Utanmadı mı zavallı bir kadına iftira atarken? Oldu bir kere Sevgi, ne yapayım? Ya söyle bakayım, ne kanıt var elinde? Yoktu ama aklımı seveyim şimdi var. Bana bak Nazan. Bu sana verdiğim son şans. Bugün akşam herkes geldiğinde çıkacaksın. Ben yaptım, bu zavallı kadına da iftira attım diyeceksin, tamam mı? Ya saçmalama Sevgi, ben böyle bir şey nasıl söylerim ya? Nasıl söylersen söyle. Bana ne? Düşün bir şeyler artık sen kendi kendine. Bak Nazan, eğer sen bunu yapmazsan bu elimdeki kanıtla ben polise giderim. Bunu polise dinletirim, evdeki herkese dinletirim Nazan. Sonra sen düşünürsün artık ne yapacağını. Bu da benden sana son tolerans. Allah kahretsin ya. Yalnız yapabileceğimiz ne varsa her şeyi yapalım, yani yurt dışı da dahil olmak üzere. Evet, tamam. Bakın, durumunda en küçük bir değişiklik olursa mutlaka benim haberim olsun, tamam mı? Anladım, tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Canım babam. Güzel kızım. Ne oldu? Hadi söyle bakayım, ne var? Özledim seni. Dünden beri görmedim ya. Ne dünden berisi kızım? Sanki bir aydır görmüyorsun gibi. Şimdi söyle bakayım bana. Bütün gün neredeydin sen ha? Hesap ver bakayım babana. İşim vardı. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapayım kızım ya işte. Amcanın doktoruna telefon ettim. Babacığım, üzme bak kendini. Amcam iyileşecek, her şey yoluna girecek. Ben senin hep yanında olacağım. Hadi oradan yalancı. Yarın öbür gün takacaksın birini koluna, sen de uçacaksın yuvadan. Gitmem ben bir yere. Ben seni bırakmam. Seni hiç kimse, hiçbir şey değişmem babam. Canım benim, canım güzelim benim. Seni çok seviyorum. En çok da sana güveniyorum, biliyorsun değil mi? Hadi şimdi söyle bakayım bana, ne istiyorsun? Küçüklükten beri böyleydin sen. Şimdi oyuncak falan istediğin zamanlarda işi şirinliğe vuruyordun, maskaralık yapıyordun. Hı? Ne istiyorsun? Baba ben biraz Ali'nin otelinde kalabilir miyim? Neden? Bir dakika. Ben doğru mu duydum? Sen şimdi babama Ali'nin otelinde kalabilir miyim mi dedin? Evet abi, aynen öyle söyledim. Gönül, beni delirtme. Senin o itin otelinde ne işin var? Şurada doğru konuş. Güzel kızım, sen her şeyin en doğrusunu, en iyisini biliyorsun. İstediğin kadar kalabilirsin. Teşekkür ederim babacığım. Canım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum canım benim. Baba senin bu yaptığın doğru bir şey mi şimdi ha? Konu kapanmıştır Vedat. Sen ne altlar karıştırıyorsun ha? Gönül'ün senin otelinde ne işi var ha? Ne diyorsun Vedat? Ali anlamazlığa vurma. Gönül senin oteline taşınacakmış. Sende kalacakmış. Niye? Nerede o şimdi? Bastı gitti. Ya mevzumuz o değil. O niye senin otelinde kalıyor? Siz ne altlar karıştırıyorsunuz ha? Naciye Seyhanlı'ya sor. Konuşmamız lazım. Begüm daha önce de söyleyeyim sana. Hiçbir şey duymak istemiyorum ben. Ya Ali bilmen gereken şeyler var. Ben biliyorum her şeyi. Ali Bey aracınız hazır. Begüm ne yapıyorsun ya? Bin şu arabaya. Begüm ne yapıyorsun? Bin şu arabaya dedim. Gönül, anne dur sakin ol. Ali'nin otelinde kalacakmış, eşyalarını almaya gelmiş. Bilmiyor musun? Aklına koyduğunu yapar, o bırak gitsin. Nereye gidecekmiş ha? Nereye gidecekmiş? Sen ne diyorsun? Niye bırakacakmışım ben onu? Gönül kızım. Dinle beni kızım. Dinlesene. Bırak. Gönül dinle beni. İstemiyorum ben senin aynı. Bırak. Tamam. Aşağı inip bütün rezilliğini herkese anlatmamı ister misin anne? Ha? Benim annem şoförüyle karıştırıp bana hamile kalınca da adamı def edip bebeğini kocasına yutturmuş değil mi? Hı? Bakalım o zaman insanların yüzüne nasıl bakacaksın? Gerçi senin durumundaki bir insanın kendi yüzüne bile bakamaması gerekir ama... Sen başkasın. Evet. Ve ne yazık ki benim annemsin. Ya manyak mısın sen? Neden getirdin beni buraya? Günlerdir beni dinle diye peşinden koşuyorum senin. Ya dalga mı geçiyorsun benimle? O zaman Vedat'ın dizinin dibinde ne işin var senin? Konu bu değil Ali. Tam da bu. Söz verdin bana, gidecektik beraber. Ne oldu? Ne yaptın mahkemede? Sen ne yaptın? Beni kumarda kazanamayınca satın almaya kalktın değil mi? Bu öyle bir şey değil. Ben seni o adamdan korumaya çalıştım. Sonra da teselli Gönül'ün kollarında aradın ama değil mi? Begüm, öyle bir şey yok. Bu ne? Yetimhane dosyam. Bu da mektup. Annemden. Nasıl? Gülceren anneye bırakmış. Yeni buldum. Günlerdir bunu sana verebilmek için peşinden koşuyorum işte. Oğlum, Ömer'im. Her şeyden önce bilmeni istiyorum. Ben seni terk etmedim. Başka çarem yok. Bir gün mutlaka geri geleceğim. Geri geleceğim ve seni bulacağım. Eğer bu mektubu okuyorsan büyümüşsün demektir. Kocaman bir delikanlısın belki. Sana anlatmak istediğim, bilmen gereken o kadar çok şey var ki ve ben hala seni arıyorum demektir. Hala bulamamışım demektir. Annem yaşıyor olabilir Begüm. Vedat bir şeyler biliyor olabilir. Anladın mı şimdi neden onun yanında olduğumu? Ondan bir şey öğrenebilirim diye düşündüm ben. Ben ne yaptıysam senin için yaptım Ali. Seni kendimden daha çok düşündüğüm için. Yine nefret etmek istiyorsan benden et. Ben yine de seni seveceğim. Sen istesen de istemesen de. Begüm. Gitme.